Peki, hemen gelelim Nilay Hanım'a. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten gençmişsiniz yani. Ben Murat Hocam gençlere falan deyince, siz hakikaten gençsiniz. Ve teşekkürler. Şöyle bir baktığın zaman şeye, CV de denmez buna, başka bir şey demek lazım, ne denir bilmiyorum ama. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. Evet. Arkasından Rockefeller Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Rockefeller Üniversitesi, sonra Cornell falan böyle gidiyor. Evet. Ödülü konuşacağız ve yaptığını söylüyorum. Ama ben şunu merak ediyorum. Genç bilim insanları, bilime aşık olmaya hevesli genç insan açısından. Bu yol nasıl yürünüyor? Yani Boğaziçi'ne siz bir Anadolu kentinden Boğaziçi'ne öğrenci olarak geldiniz. Evet. Ve yolculuk çok da uzun olmayan bir sürede Cornell'de. Yani nasıl gidiliyor o yol? Vallahi çok torpiliniz yok herhalde bildiğim kadarıyla. Yok, ben yani ailemde akademisyen, yani bilimle uğraşan bir insan benim dışımda yok, yok. Şu an. Babam İTÜ inşaat mühendisiydi, abim de öyle. Diğer abim de doktorum. Onun dışında bilimle çalışan bir ben varım diyeyim yani ailemde. O yüzden öyle bir torpil, hani daha çok şey derler, hani bilimsel bilimle çalışanların ailelerinde de bilim insanı olur vardır derler. Benim öyle bir torpilim yok. Daha çok kendim çalışarak tabii bu tip şeyleri başardım. Ben çok meraklıydım. Yani çok severek yaptım bu işi. Hiçbir zamanda hani çok çalıştım ama çok zor da gelmedi hiçbir şey. Keyif yaptım. Evet, gerçekten çok keyif alarak yaptığım için. Boğaziçi'nde tabii ilk girdiğimden itibaren laboratuvarda çalışmaya başladım. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji bölümüne girdiniz. Moleküler Biyoloji, evet. Hatta bir dönem tıp doktoru olmayı da düşünüyordum. Hacettepe ile Boğaziçi arasında böyle üniversite seçimi yaparken gidip geldim. Hatta cerrahi düşünüyordum, beyin cerrahisi. Ama daha çok tabii araştırmaya doğru ilgimin olduğunu anlayınca bu sefer moleküler biyolojiye geçtim. Şimdi beyni kesmekten tabii çok anlamaya yöneldiniz şimdi. Evet, birazcık öyle oldu. Peki nasıl mesela Boğaziçi'ndeyken ne yaptınız Boğaziçi'ndeyken? Hepimiz, işte ben de Boğaziçi'ndeyim ama biz mal gibi okuduk yani. Siz ne yaptınız? Boğaziçi Üniversitesi'nde tabii derslerimize gittik. Tabii notlarım fena değildi. Hani yani süper sınıf, parlak değildi herhalde yani. Sınıf birincisi değildim. Ha. Öyle diyeyim. Ama ben yani 4 ortalamaya mezun olmuş muazzam çocuk değilsiniz. Değilim. 3-0 ortalamayla mezun oldum. Değil. Ama ben çok dediğim gibi araştırmaya çok yöneliktim. O yüzden devamlı iki tane laboratuvarda çalışmaya başladım. Okuldaki. Okuldaki. Bir tanesi moleküler biyoloji laboratuvarıydı. Profesör Doktor Kuyaş Buran'ın. Retinadaki hücrelerin nasıl retinayı oluşturduğuna dair çalışıyorduk o zaman. Diğeri de psikoloji bölümünde Reşit Can Beyli'nin psikobiyoloji laboratuvarıydı. Orada zaten sinir bilimlerine olan ilgim gelişti. Hem moleküler biyoloji hem sinir bilimleri, işte beynin nasıl çalıştığını anlamak için oradan bir tabii ki ilham aldım üniversite yıllarım sırasında. Ondan sonra tabii yaz tatillerini de değerlendirdim. Yaz tatillerinde de yurt dışında staj yapmaya çalıştım her sene. Bir sene mesela Rutgers Üniversitesi'nde bir hocayla çalıştım. Peki hafızanın, mesela bir sene anlatın sonra soracağım, devam edeyim. Hafızanın nasıl işte bu beyinde enkodlandığına veya like oluşturduğuna dair. Kaçıncı sınıftaydınız? İkinci sınıfta mı? O zaman gittiğimde sanırım ikinci sınıftaydım. Üçüncü sınıfta da Zürich Üniversitesi'nde Adriana Ogozi diye bir patologla çalıştım. Bu prion hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar üzerine. Öyle tabii. Peki şimdi bir şey merak ettim şimdi. Mesela bir sürü talebe var. Bunların hepsi o dediğiniz üniversitelerde yaz tatilinde staj imkanı bulabilir mi? Yani şöyle, kolay nasıl değil. Nasıl buldunuz? Ben çok mail yazdım. Yani nereden baksanız. Yani hocaları taciz derecesinde bu işe istekli ve arzulu olduğunu gösterdiniz. Taciz demesek de yani gerçekten devamlı mail yazdım. İşte gelebilirim dedim. Bir kısmını isterseniz ben çalışırım dedim. Birazcık para biriktirmiştim şey yaparken, okulda okurken. Öyle tabii babam da beni gerçekten ve ailem de çok destek oldular. Dediler kızım istiyorsan git staj yapmak için. Öyle olunca gerçekten birkaç hocadan cevap geldi. Cevap gelince de o zaman işte bir iki aylığına yurt dışına çıktım. Ve bunun gerçekten bana doktoraya başvurduğum zaman yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o insanlardan referans mektubu
alma şansım oldu. Onların da desteğiyle, tabii Boğaziçi'ndeki hocaların da desteğiyle o şekilde yurt dışına başvurunca bu sefer oradaki doktora programlarından sanırım daha... Kabul geldi. Tabii portfolyom, yani işte laboratuvarda teknik açıdan çalışmalarım olduğu için işte birkaç tane poster gibi, yayın olmasa da posterlerde bulundum, konferanslara katıldım. Böyle böyle daha çok tecrübe edinerek doktoraya başvurdum Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra. Doktora nerede? Viyana. Viyana Üniversitesi'ne bağlı Boehringer Ingelheim denen ilaç firmasının finans ettiği bir enstitüde, Moleküler Patoloji Enstitüsü. Orada ben, ama Viyana'dan doktora diplomamı aldım ama esas deneyleri bu orada yaptım. Evet, Patoloji Enstitüsü'nde yaptım. Almanca da mı öğrendiniz bu arada? Valla Almanca öğrendim. Hatta geçen hafta Berlin'de bir konferanstaydım. Hala duruyor Almanca ama konuşma çok yok, anlamı var. Öyle diyeyim. Sonra oradan New York? Oradan sonra orada işte 4,5 yılda doktorumu bitirdim. Oradan sonra tabii ilk başta Türkiye'den çıkarken birazcık hani memleketten çok uzak kalmamak istiyordum, Avrupa olsun diye. Bir ayak Türkiye'de olabilsin, evet, diye. Evet, olsun diye. Ondan sonra Avrupa'dan sonra tabii bu sefer Amerika'yı merak ettim. Orada nasıl bilim dünyası devam ediyor diye. Bu sefer, o yüzden New York'ta Rockefeller Üniversitesi'nde Dr. Leslie Wolsall'un laboratuvarına başvurdum. O da zaten çok dünyaca ünlü bir nörobilimci. O kabul etti. Zaten tanışmıştık ben doktora öğrencisiyken. Orada doktora sonrası uzmanlığımı yaptım.